İşgal ordularına karşı, 26 Ağustos akşamı Kocatepe'den büyük taarruz talimatıyla harekete geçen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan sıfatıyla yönettiği için başkomutanlık meydan muharebesi adını da alan ve 30 Ağustos'ta burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce Anadolu'nun kurtuluşunu ilan eden büyük zaferin bu şanlı kutsal topraklarında bu topraklara ev sahipliği yapan yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Dumlupınar'ın, Kütahya'nın, Afyon'un, Uşak'ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıllardır resmi törenlere geliriz, katılırız, partimizi temsil ederiz. Milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak her seferimde içimde şöyle bir sızı olur. Yahu bu Dumlupınar nasıl olur da iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti ise diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dediği Atatürk'ün bu partiden bir belediye başkanı Dumlupınar'da olmaz da nasıl başka partilerden olur? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Bu işi nasıl düzeltmeliyiz derdim. Sadece de Dumlupınar'a değil Afyon'a yanardım. Kütahya'ya yanardım. Uşak'a yanardım. Buradan düşmanın denize döküldüğü İzmir'e kadar Ege'deki pek çok ile kendi memleketime yanardım. Ama bugün burada partinin genel başkanı olarak genel başkan olduktan sonraki ilk seçimlerde sizlerin emeğinizle birbirinden kıymetli adaylarımızla örgütümüzün mücadelesiyle bu mahcubiyet ortadan kalktı. Yüreğimde her zaman olan o burukluk yerine büyük bir coşku var. Çünkü şimdi artık Zekeriya Yılmaz oturuyor Dumlupınar Belediye Başkanlığı'nda. Kütahya'yı Eyüp Kahveci'ye, Afyon'u Burcu Köksal'a, Uşak'ı Özkan Yalım'a emanet ettiniz. Hem bugünkü ev sahiplikleri için hem de seçim başarısı için ilçe başkanımız Şerafettin Uçar'a, Kütahya İl Başkanımız Tamer Yenikaya'nın şahsında tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada Uşak'ın, Afyon'un kıymetli il başkanları var. Belediye başkanlarının yanında ilçe belediye başkanları var. Uşak milletvekilimiz, Kütahya milletvekilimiz burada. Tümünün emekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlarla ve sizlerle gurur duyuyorum. İş daha buralara gelemeden bizim boynumuz bükükken 2016 yılında Fethi Yaşar'a dönemin MHP'li belediye başkanı geldi ve dedi ki bizim imkanımız yok ama Dumlupınar'da bu önemli topraklara gelenlerin elini yüzünü yıkayacağı, ihtiyacını gidereceği, soluklanacağı herhangi bir yer yok.
bir çeşme yok, bir lavabo yok. Bir yardımınız olur mu dedi. Fethi Yaşar belediye başkanlığı görevini yeni mahallede partizanca değil herkesi kuşatarak. Şimdi bizim ortaya koyduğumuz Türkiye İttifakı'nı yeni mahallede yıllar önce kurmuş birisi olarak geldi. 2018'de açılışını hep beraber yaptığımız, adını da Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Dumlupınar Sosyal Tesislerini yaptı. Bir yıl iki yıl güzel işledi. Sonra belediye malum AK Parti'ye geçti. Geçince de orası artık adından mı rahatsız oldular, yapandan mı rahatsız oldular, kaderine terk edildi. Perişan oldu, çürüdü. Bu seçimleri aldıktan sonra Zekeriya Yılmaz bir kez daha geldi, bir kez daha Fethi Başkan'ı bizleri ziyaret etti. Ve Fethi Başkan yaptığını bir daha yaptı. Hani öyle ki bugün gezdim, çok amaçlı salon, icabında resmi tören, icabında düğün, icabında taziye, yanında başka salonlar, 20 oda, 50 misafir kapasiteli bir misafirhane, pırıl pırıl Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelenleri misafir etmek için bekliyor. Ben Zekeriya Başkan'a da Zekeriya Başkanımızın talebiyle bu güzel eseri bir kez daha Dumlupınar'a kazandıran Fethi Yaşar Başkanıma da yürekten teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim, biz bugün buradayız. Neyin yıl dönümünde buradayız? Ağustos ayı bizler için zaferlerle dolu bir ay. Malazgirt Zaferi, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi ve nihayet 30 Ağustos Zaferi Ağustos ayını zaferler ayı yapıyor. Cihan Harbi, yani Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Anadolu tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İşgal altında 7 ayrı ordu Anadolu'yu işgal etmiş. Yani hep beka sorunundan bahsedilir ya, işte Anadolu o gün beka sorununu, parçalanmayı, yok olmayı, işgal altında kalıp artık başkalarının toprağı olma tehlikesini yaşıyor. Bu süreçte Anadolu'nun çeşitli kentlerinde ayrı ayrı yapılar, ayrı ayrı çeteler, birlikler bir araya geliyorlar. Ama tek başlarına başarması mümkün değil. Gaziantep'te Şehit Kamil 14 yaşında annesinin başörtüsüne saldıran Fransız'a direnince dipçik darbeleriyle ölüyor. İzmir'de Hasan Tahsin o namuslu ilk kurşunu sıkıyor ama oracıkta ölüyor. Anadolu'nun dört bir yanında kahramanca direnen ama bir araya gelmesi gereken milli güçler, milli birlikler var. İşte bu şartlar altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk şartların ağırlığının farkında. Hiçbiri yetmezmiş gibi İstanbul işgal donanması tarafından kuşatılıyor. Hatırlayın, Çanakkale'de geçmesinler diye ne çok can vermiştik. Orada on binler, yüz binler yatıyor ama bir tek adamın rızasıyla, Vahdettin'in oluruyla işgal donanması geliyor, bütün boğazı kaplıyor. Herkes çok mutsuz. Herkes umutsuz. Hatta
yanındaki yaveri dahi korkmuş, üzgün, yılgın gözlerle paşam ne olacak şimdi dediğinde Kartal İstinbotu'nun üzerindeler. O donanmanın arasından geçiyorlar. Ve yılmayan, korkmayan, teslim olmayan biri var. Diyor ki üzülme evlat, geldikleri gibi gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler. Hal böyle olunca 16 Mayıs 1919 günü artık yapacak bir şey yok. Bandırma vapuruna binip kendisine inanan, kendisi gibi kahraman arkadaşlarıyla 3 günlük bir yolculukla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Boynunda ölüm fermanı asılı. O gittiğinde ardından Anadolu'ya gitmesinden rahatsız olanlar hızla hakkında yakalama emri, ölüm fermanı çıkaracaklar. Samsun'dan önce Amasya'ya, sonra Erzurum'a, sonra Sivas'a, sonra Hacı Bektaş'a, sonra Ankara'ya varıyor. Ankara'ya vardığında artık katıldığı ve katılmadığı bütün kongrelerle, yani Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Alaşehir'de, Balıkesir'de katılamadığı kongreler, hepsinin sonuç bildirgeleri bir şeye işaret ediyor. Artık hep bir araya gelmeli, vatanı bir bütün olarak sahiplenmeli, vatanı hep birlikte savunmalı, ölümü göze almalı ama teslim olmamalılar. Ankara'ya vardığında 27 Aralık 1919 hızla hazırlıklara başlıyor. Önce kurtuluşu, arkasından kuruluşu yönetecek olan Gazi Meclisi çağırıyorlar. 23 Nisan 1920'de Gazi Meclis toplanıyor ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlk konuşmalardan sonra sözü alıp diyor ki böyle olmaz. Çağırdık geldiler. Meclisi mebusan doğal üye. Diğer yerlerden olabildiğince seçimle temsilci istedik. Ne malum doğruları mı gelmiş? Mazbata Tetkik Komisyonu kurduruyor. Kendi de geçiyor. O telaşın içinde bir gün bütün mazbataları inceliyor. Uygunlarıyla ertesi gün meclisi çalıştırmaya başlıyor. O meclis kendisine tam dört kez başkomutanlık unvanı veriyor. İlelebet verelim, hep verelim, süresiz verelim diyenlere olmaz. Meclis bir vazifeyi süresi dahilinde tayin eder. Ben tek adam değilim. Ben diktatör değilim. Meclis ne vazife verdiyse ona memurum diyerek üçer aylık süreler için bunu kabul ediyor. Her bir adımı bugüne ders, tarihten ders, bugüne ders. Ve o meclis kendisine dördüncü kez başkomutanlık unvanını verdiğinde artık Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu günlerdeyiz. 22 gün sürüyor. 100 bin kişiyle büyük kayıplarla atlatılıyor ama artık en önemli başarılardan biri elde ediliyor. Geri çekilme Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu topraklarda. Yani artık Ankara'ya az bir zaman kalmışken, top sesleri Ankara'dan duyulurken Sakarya Meydan Muharebesi ile geri çekilme duruyor ve ileriye gidişin, taarruzun hazırlıklarına başlanıyor. Tam 10 ay. 10 ay sonra 26 Ağustos gezisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk gizlice
Ankara'dan önce Afyon'a, karargaha, sonra Kocatepe'ye geçiyor. Ve Kocatepe'de kendisinin yöneteceği o büyük taarruz emrini veriyor. 4 gün sonra burada başkomutanlık meydan muharebesi, Dumlupınar meydan muharebesi, büyük zafer kazanılıyor ve artık işgal olduları geri çekilmeye, yani geldikleri gibi gitmeye başlıyorlar. İşte bu mücadelenin, bu emeğin, bu ölümü göze almanın ve yurdun dört bir yanındaki ayrı ayrı yapıları, Anadolu ve müdafayı hukuk cemiyetleri olarak bir araya getirmenin, mücadeleyi Kuvayi Milliye mücadelesi olarak tek elde, tek yürekte birleştirmenin başarısı, zaferi kazanılıyor. Ondan sonrası kolay. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ve en nihayetinde artık 9 Eylül'de İzmir'de düşman denize döküldüğünde geldikleri gibi gidecekler denenler artık yerlerini bulmuşturlar. Şimdi o günün yıl dönümündeyiz. Buradayız. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunun, nasıl bu savaşın kazanıldığının, ne bedeller ödendiğinin hepimiz farkındayız. Gün o gün olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olmak gerekir diye düşündük. Her yıl olduğu gibi kalktık, Dumlupınar'a geldik. Dumlupınar'da dedik ki Dumlupınar'da 30 Ağustos'ta siyaset olmaz. Bu işin siyaseti olmaz. Bayrak tek, İstiklal Marşı tek, yürek tek, hep birlikte bugünü kutlarız. Resmi törenlerde program geldi. Mahcup bir şekilde aradılar. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarda sizin protokol konuşmalarında sözünüz yok. Dedim ki Amasya'ya gittik, vardı. Türkiye'nin dört bir yanında gidiyoruz, var. Niye yok? Vali Bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor. Sorsun. Sordular. Bakan Yerlikaya, normalde buraya bakan falan gelmiyor biliyorsunuz. Onlar bakan yardımcısı yollarlar, biz geliriz. Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı, sonra efendim protokolde yeri yok. Kardeşim, ana muhalefet partisi protokolde 3. sırada. Bakanlar çok çok arkadalar. Ben Yerlikaya beni düğününe çağırsa çocuğunun, misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin töreni. Efendim gelin, oturalım, biz konuşalım, siz dinleyin. Olur da ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı Özgür Özel olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye'nin son seçimlerde 17,5 milyon oy almış birinci partisinin genel başkanı. Genel seçimlerde anayasada tarifli ana muhalefet lideri. Ve şu anda Türkiye'nin kuruluş olarak da, güç olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Sen gel, otur, biz konuşalım, sen dinle. Vallahi emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel gocunmaz. Eczacı Özgür Özel oturur da, kardeşim
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi orada? Beş gündür yazı çizi. Daha şimdi özel kalemlerinden, protokollerinden arıyorlar. Aman genel başkan gelsin. Geleceğim. Şimdi bize bunu layık gördünüz ya. Bu Dumlupınar Belediyesi'ni yönetirken aynı kibir vardı. Dumlupınarlılar oturdular. Dediler ki bu zihniyet yönetmesin. Zekeriya Yılmaz yönetsin. Cumhuriyet Halk Partili. Şimdi Zekeriya Bey'e de söz vermiyorlar. Kütahya Belediye Başkanı'na da söz vermiyorlar. Afyon Uşak Belediye Başkanı'na da söz vermiyorlar. Partinin genel başkanına da söz vermiyorlar. Neymiş? Orada oturacakmış. Oturun Ali Bey. Oturun. Bu sene oturun. Allah nasip ederse seneye de oturun. Ama ondan sonra yerinizde yerler açar. Yerler açar. Bakın, biz devletin her protokolüne uyuyoruz. Meselenin özünü söyleyeyim size, özünü. Bunlar anket yaptırmış, CHP hep önde çıkıyor ya. Anket firmalarına bastırıyorlar, olmuyor. Şimdi formülü bulmuşlar. Efendim Özgür Bey her törene katılıyor. Her törende konuşuyor. Devlet adabını terk etmiyor. Kimseyle Anıtkabir'de el sıkışmadan, hatır sormadan geçmiyor. Efendim bu normalleşme onlara yarıyor. Millet onları devleti yönetmeye layık görüyor. Biz çatışmaya geçelim. Bugünkü hesap şu. İçişleri Bakanı olacaklar. Hesap şu. Tayyip Bey'e akıl vermişler. Kavga edersek arkamızda toplanır bizimkiler. Böyle olursa dağılıp gidiyorlar. Ekonomi de kötü. Hemen kavga etmeliyiz. Onları şeytanlaştırmalıyız. Yine arkamızı kalabalıklaştırmalıyız. Diyeceklermiş ki efendim açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyu bize vermelisin. Yoksa vatanı böldürecekler, yoksa ezanı dindirecekler, yoksa bayrağı indirecekler. Bakın bir şu yüzlere bakın. Biz bugün ellerimizde bu bayraklarla o resmi törene gitmek, orada konuştuğumuz zaman bu yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. Beklentileri şu. Arkadaşlar dedi. Bakın bu kadar kişiyiz. Oraya gitsek gideriz. O mikrofonu alsak alırız. O konuşmayı yapsak yaparız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak öyle bir resmi törende, öyle bir kargaşanın, öyle bir kavganın tarafı olamayız. Çünkü biz bu ülkeyi kuran iradeyiz. Biz olmasak o tören olmazdı orada. O yüzden rica ediyorum. Gitmiyoruz. Dedim ki o yüzden toplayın. Kaç kişiysek, kaç bin kişiysek. Ben anlatacağım. Eğer haklıya hakkını teslim etselerdi orada konuşacaktık. Demin ki tarihi konuşmayı yapacaktık. Fazlasını değil. Çekemediler, azmedemediler. Bizi kavgaya çekmeye çalıştılar. Etmeyeceğiz. Oraya gidip de zorla mikrofon almayacağız. Onları orada protesto etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. En kısa zamanda oraya Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partili bakanları götüreceğiz.
Son sözüm de şu, son. Ama buradan ilan ediyorum ki, ilan ediyorum ki, o törenleri biz düzenlediğimizde, o törenlerde bir muhalefet partisinin yöneticisi, lideri geldiğinde mutlaka ona da konuşma verilecek. Onların yaptığı bu ayıbı biz yapmayacağız. Çünkü biz onlar gibi bir parti değil, kutuplaşmadan, kavgadan medet uman bir parti değil, bu milletin tamamını kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Dün Ahlat'ta Devlet Bey'le Tayyip Bey Hüdapar'ın koluna girmiş. Gelmişler bugün burada 30 Ağustos kutluyorlar. Şunu söyleyeyim. Şuna bir bakın, şuna. Kimin kolundasınız? Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyım diyor. Ne var orada? Bayrak var. Göster. Bu bayrağa karşı. Bu bayrağa karşı. İstiklal Marşı var, ona karşı. Ankara başkent, ona karşı. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti diyor, ona karşı. İçinde laiklik yazıyor, ona karşı. Ne yapacakmış? Atatürk'ün bütün dünyadan önce seçme seçilme hakkı verdiği kadınları eve kapatacakmış. Onları sahiplendirecekmiş. Ve o gün gidiyor, onlarla kol kora giriyorlar. Sırf seçim kazanmak için bayrağı feda eden, İstiklal Marşı'ndan vazgeçen ve bunların hepsine karşı olan Hüdapar'ı kendine ittifak ortağı seçen Tayyip Bey'e de, Devlet Bey'e de ortakları hayırlı uğurlu olsun. Biz milletimizle ittifakız. Biz Türkiye ittifakıyız. Bugün törene gitmiyoruz, katılmıyoruz diye üzülmeyin. Üzülen var mı? Hayır. Çok çalışacak mıyız? En kısa zamanda, nasıl Dumlupınar'da bir CHP'li belediye başkanı varsa Çankaya'da bir CHP'li cumhurbaşkanı seçecek miyiz? CHP'li bakanları Dumlupınar'a getirecek miyiz? Ben size güveniyorum. Siz de bize güvenin. En güzel günlerde birlikte olacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye İttifakımızın